Merhaba sevgili Paraspor yürüyüşçüleri. Bugün kızım İpek'le birlikte Damla Taş Mağarası'na keşfe geldik. Umarız Mart ayında sizlerle birlikte burada olabiliriz. Hadi bizi takip edin. Gidelim bakalım mağaraya çıkalım. Mağarada neler bizi bekliyor. Görüşürüz. Sevgili Paraspor yürüyüşçüleri, mağaranın girişine gelmiş bulunmaktayız. Biraz zorlu yollardan geçtik tabii, çünkü gördüğünüz gibi buradaki ahşap merdivenin aşağıdaki bölümün bir kısmının deformasyona uğramasından dolayı tahtaların çoğu çürümüş olduğundan farklı bir yoldan geldiğimiz için de biraz zorlu oldu. Biraz da yorucu. Şimdi birazdan içeriye geçeceğiz. Sizlerle birlikte İçeride neler var göreceğiz. Tabi tam yeterli bir aydınlatmamız yok yanımızda şu an. Ama bir dahaki parkur yapıp geldiğimizde daha farklı ayrıntılı olacaktır. Hadi gelin hep beraber içeriye geçelim. Şu an içerideyiz arkadaşlar. Hadi hep birlikte girip gezelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an mağaranın içerisindeyiz. İpek Hanım önden ilerliyor. Şu anda şöyle göstermeye çalışayım. Tahtaların çürümüş olan kısımlarının içerideki rutubetten dolayı, tabi bir de bakımsızlıktan dolayı hep birlikte şu an ilerleyelim. Kızım sağdan gördüğünüz gibi şuradaki yol uçmuş. Şuradan yol uçmuş. Şu an farklı yerden gideceğiz. Arkadaşlar az daha ilerleyelim. İleride tekrar kamerayı açacağız. Evet arkadaşlar, şu anda sarkıtların olduğu yere gelmiş bulunmaktayız. Şöyle biraz göstermeye çalışalım. Bu mağaranın tarihi, arkeologların söylediğine göre 120 milyon yıla dayanıyor diyorlar. Tabi onlar daha iyi bilirler bu konuları. O yüzden biz de onların söylediğine göre hareket ediyoruz. Tabi ışıklandırma daha fazla olsa yanımızda şu anda daha net görüntüler alabileceğiz, ama pek de hazırlıklı gelmedik ışıklar için. Biraz daha ilerleyelim. İlerideki yolun sonundaki büyük sarkıtın olduğu yere geleceğiz zaten. Böyle biraz daha gidelim. Evet, gördüğünüz gibi sarkıtlar olmuşmuş. Arkadaşlar, aynı peri bacalarına benziyor. Evet, İpek'in benzetmesi de biraz doğru. Peri bacalarına benziyor. Ama ne yapayım baba? Boynukları var. Sonra çıkıntıları var. Şöyle de bir görüntü alalım. Evet, ilerlemeye devam edelim. Evet, burası Sultan Tacı diye biliniyor. İlerle kızım. Çok dikkatli bas. Evet, burası da mağaranın sonu. Görmüş olduğunuz gibi yerde sarkıt yükseliyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi tavana kadar devam ediyor. Etrafı şöyle bir gösterelim. Şöyle. Buradan da yukarıya bir yol var. Ben bir defa çıktım. Sonu var mı diye.
İlerisinde son görünüyor zaten. O zaman ne diyoruz? Mart ayında burada birlikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek.